Ne yapıyorsun lan trek? Allah'ım yarabbim. Lan şu tipe bak, şu saça bak. Allah belanı vermesin sana. Ne var oğlum? Ben metroseksüel bir dozuyum. Trek. Lan bıraktır burayı oğlum. Uzun zamandır birilerinin evine girmiyoruz. Bana acil para lazım. Varsa sen de bana biraz ateşlesene. Bende de yok ki oğlum. Herkes işsiz anasını satayım. Millet terso terso geziyor. Ne yapacağız oğlum? Banka mı soyalım yani? Yok oğlum, ne alakası var lan banka soymakla? Güvenliğin vur emri var. Daha bu bir soygundur demeye kalmadan lafın devamını cezaevinde tamamlarız benim imanıma. Ne yapacağız peki? Var mı aklında bir şey? Bizim Doğan'la konuştum oğlum, birazdan gelecek buraya. Telefonda anlatmadı ama iş mi varmış, ne varmış, gelince öğreneceğiz. İyi bakalım gelsin. Yolsuzluktan evin yolunu şaşırır hale geldim ha. Aha geliyor oğlum. Gelsin gelsin. Aha avuçlarım kaşınmaya başladı. Ne yapıyorsunuz lan tenekeler? Bizde bir şey yok oğlum. Telefonda demediğin şey neydi? Anlat hadi. Oğlum sağlam bir bilgi aldım. Emekli bir amca var. Evinde de değerli eşyalar varmış. Altın gibi. Lan oğlum. Emekliler ay başını zor getiriyor. Değerli eşyayı nereden getirecek? Yoksa o da mı hırsızlığa çıkıyor lan? Yoluna mı bakıyor? Trek. Ben onu bunu bilmiyorum oğlum. Bu adamda para var. Onu biliyorum sadece. Vallahi oğlum bu iş benim pek içime sinmedi. Ama sen kene var diyorsan bir yoklama çekeriz değil mi lan? Çekeriz. Çekeriz. Ben size adresi vereceğim. Siz de gidip işi koyacaksınız. Bana da komisyonumu vereceksiniz ha. Hayırdır oğlum? Sen niye gelmiyorsun he? Ayakçın mıyız? Kulpe! Benim çok önemli işlerim var oğlum. Manita bekliyor. Lan oğlum işsiz güçsüz kolpenin birisin. Manita seni ne yapsın? Bir de sen bu işsiz halinle manitayı nasıl indiriyorsun anlamadım gitti. Lan bizim bir kedimiz bile olmadı oğlum. Aynen öyle. Siz orasını boş koyun kardeş. Ben adresi mesaj olarak atıyorum. Yolumu vermeyi unutmayın ha. Ne diyorsun oğlum? Zıplayak mı? Bu ters solukta bir de duracak mıyız? Tabii zıplayacağız oğlum. Yürü oğlum hadi. Yürü. Burasıydı lan. Aha, ayvayı yedik lan, yakalandık oğlum. Oğlum bu ne lan? Ne bileyim oğlum. Kusura bakmayın çocuklar. Buraya birçok kişi gelir gider. İstediğini bulamazlar, geri giderler. Nasıl yani amca? Benim oğlum yolladı değil mi sizi buraya? biliyorum. Oğlun mu? Evet oğlum. Boş boş yaşayıp duruyor. Ne bir yerde çalışıyor ne de bir şey yapıyor. Dayı niye böyle bir şey yapıyor ki şimdi? Bende para var sanıyor. Sürekli birilerini yolluyor. Belki korkarım da paranın yerini söylerim diye. Hayırsız evlat desene. Görüyor musun oğlum, o kadar zamandır yanımızda bir de gevşek. Size verecek hiçbir şeyim yok çocuklar. Canımdan başka. Yok dayı, olur mu öyle şey? Keşke bizde olsa da biz sana verseydik ama vallahi yolsuzuz biliyor musun? Sağ olun çocuklar, sağ olun. Kusura bakma dayı, hadi sana iyi günler. Yürü gidelim lan, o kadar da gevşek miyiz biz? Çık oğlum çık, kimse gelmeden tüyelim. Gidelim abi gidelim. Değerli bütün eşyalar aldık zaten. Enayiler yedi numaramızı. Tabii yiyecekler oğlum. Her zaman gariban oynayacaksın. O zaman kazanırsın.